Arkadaşlar şimdi de tarım işletme metotlarından bahsedeceğiz. Tarım işletme metotları ya da tarım işleme metotları deyince aklımıza ilk gelecek şeyler nelerdir? Şimdi onlara bir bakalım. Ve detaylandırmamız gereken bir sürü örnek çıkacak karşımıza bununla ilgili. Nadas yani kuru tarım. Şimdi Nadas'ı açmamız gerekirse. Nadas dediğimiz parantez içerisinde belirttik kuru tarım. Kuru tarım genellikle sulama olanaklarının az olduğu ya da bu anlamda yağış miktarının yetersiz olduğu alanlarda daha fazla karşımıza çıkan tarım işleme metodudur. Peki hangi bölgeler bu anlamda adası ihtiyaç duyar? Hangi bölgeler, bölgeler bu anlamda Nadas'ı hiç tanımayabilir? Şimdi onları bir değerlendirelim. Türkiye'ye bakarsak Karadeniz bölgesi. Ne demiştik? Dört mevsim yağışı düzenli olan, yağış rejimi düzenli olan tek bölgemiz Karadeniz. Şimdi nadas neydi arkadaşlar? Nadas kuru tarım. Yani suyun az olduğu, suya ihtiyacın doğduğu alanlarda ve suyun bulunmadığı alanlarda uygulanacak yöntemlerden bir tanesiydi. Şimdi Karadeniz'i değerlendirdiğimiz zaman nadas tarımına ihtiyaç var mıdır? Böyle bir soru çıkarsa karşımıza ne diyeceğiz rahatlıkla? Hayır Karadeniz'in Nadas tarımı yapmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü Karadeniz su anlamında yeterli bir bölgedir. O yüzden kuru tarım yani Nadas dediğimiz tarımı Karadeniz'de uygulamamız çok mümkün değil. Ne dedik? Karadeniz'e bir çarp koyabiliriz rahatlıkla. Peki devam edersek İç Anadolu bölgesine bir bakalım. İç Anadolu bölgesi. Genellikle yağış rejimini e, düzensiz yaşayan ve bu anlamda ilkbahar mevsiminde 42. dediğimiz yağış sistemine tabi olan bölgemiz o zaman bu bölgemizde kuru tarıma ihtiyaç olabilir mi? Evet arkadaşlar rahatlıkla olabilir. Çünkü nadaslarımız suya ihtiyaç olan bölgelerimizde vardı. E İç Anadolu, Güney Anadolu gibi bölgelerimizde suya ihtiyaç olduğuna göre nadaslarımız bu bölgelerde rahatlıkla yapılır. Bunu da unutmayalım. Peki nadasın artıları ya da eksileri var mıdır? Onlara bir bakalım. Nadas tarımı erozyonu artırabilir. Bu bir risk. Neden risk derse erozyon dediğimiz şey genellikle bitki örtüsünden yoksun alanlarda oluşmakta. Şimdi siz nadası Yaptığınızda yani toprağı bir yıl dinlendirdiğinizde bir yıl boş bıraktığınızda Nadas tekrar hatırlarsak neydi Nadas Toprağı bir yıl akıyorsan bir yıl boş bırakıyordun Dinlendirme amaçlı Bunu ne, nerede yapıyorduk daha çok İç Anadolu Güneydoğu Anadolu gibi kurak, kurak bölgelerimizde Peki devam edersek Şimdi bunun riski neydi erozyon Erozyon nasıl gerçekleşiyor Nadas sonrasında Nadas'a bıraktığımız toprak Üzerinde bitki örtüsü olmadığı için Rüzgar ya da akarsu gibi Dış kuvvetleri açık hale geliyor Ve böylece ee, üzerindeki bütün o A hajuzun dediğimiz o verimli mineralli tabakayı kaybetmiş oluruz. Yani adasın en büyük riski hatta yapılmaması gerektiğinin e, altını çizmemiz gerekirse en büyük riskini burada kim oluşturuyormuş? Erozyon oluşturuyormuş. Yani erozyonu artırdığı için nadası çok fazla tercih etmemeliyiz. Bunun yerine gelecek şeyler nelerdir? Alt başlıklarda göreceğiz. Peki ekstansif tarım. Şimdi arkadaşlar eks mesela doktorlar Der ki hasta eks oldu. Eks ne demektir arkadaşlar? Ölmüş, bitmiş. Yani modern olmayan ilkel yöntemlerle yapılan tarıma biz ne diyoruz? Ekstansif tarım diyoruz. Ekstansif tarımda aklımıza ilk gelecek şey modern olmayan yani ilkel yöntemler. İlkel yöntemlerde insana ihtiyaç var mıdır? Evet var. Ne dedik? İlkel ve insana ihtiyaç var. Çünkü makineleşmenin yerini daha çok ne almıştır? İnsan almıştır. Makineleşmeyi burada çok fazla göremeyeceğiz. Yine orası sabana ihtiyaç e, bölgede yoğundur. Hangi bölgelerimiz peki ekstansif tarımla uğraşabilir? Daha çok geri kalmış bölgeler ya da geri kalmış ülkeler. Bunlar örnek isterse bizden. Mesela Pakistan'da tarımı genellikle ekstansif yöntemlerle yapmaktalar. Tekrar ediyorum hemen ekstansif tarım dediğimiz zaman ilkel ölmüş yöntemler kullanılıyor burada. Yine makineleşme değil daha çok insan gücü öküz gücünden faydalanıyor. Bunu da lütfen unutmayalım. İntensif tarım ise eksin tam tersi. İn olmak ne demektir? İçeride kabul gören. Yani şu an modern yöntemlerle yaptığımız tarım yöntemine biz ne diyoruz? İntensif yöntemle yapılan tarım diyoruz. Intensifte ne vardı? Modernlik. Yani gayet modern yöntemler kullanılıyor. İnsan gücüne ihtiyaç var mıdır? X'te insan gücüne oldukça yoğun ihtiyaç vardı. Hayır, ekstansifte olduğu gibi insan gücüne ihtiyaç artık azalmıştır intansifte. Neden derse modernleşmeyle beraber makineleşmenin artması buna paralel olarak da insan gücüne ihtiyacın azalması karşımıza çıkacak intansif tarım yönteminde. Peki hangi ülkeler bunu rahatlıkla yapar? Hollanda bunu rahatlıkla yapar. Neden dersek Hollanda gelişmiş sermaye birikimiyle beraber makineleşmeye rahatlıkla yönelebilmiş. Bunu da unutmayalım. Nezik örnek olarak Hollanda kolaylıkla bunu uygulayabilir. Yine ABD. Evet uygulayabilir. Yine arkadaşlar bu anlamda kendini geliştirmiş birçok ülke modern yöntemlerle yani intensif yöntemlerle tarım yapabilir. Yine örneklerden bir tanesi de İngiltere olsun. Yine gelişmişlikte paralel düşünülebilir. Sera tarımı. Sera tarımı deyince aklıma nereler gelmedi, hangi yorumlar yapılmalı şimdi onlara bir bakalım. Sera tarımı genellikle kış aylarının ılık geçtiği. Bakın buradaki vurguya lütfen dikkat edin. Sera tarımı deyince aklıma genellikle ne gelecek? Kış aylarının ılık geçmesi. Yani sera tarımında ilk düşüneceğim şey kış ılıklı. Tekrar vurgu yapıyorum. Kış ılıklı. Şimdi Türkiye'yi düşünürsek kışları ılık geçiren bölgemiz neresi Türkiye'de? Evet hemen aklımıza geliyor. Akdeniz. Akdeniz bölgesinde sera tarımını rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü kış ılıklı mevcuttur bu bölgemizde. Örneğin Doğudol'da Doğu'da sera tarımı yapmak istiyoruz. Uygun bir bölge midir Doğan Doğu Andolu diye soru çıkarsa karşımıza hayır uygun değildir. Neden? Kışlılıklarını yaşayan bölgelerde sera tarımını rahatlıkla yapabiliriz. Nedir peki sera? Ee, kışın elde edemeyeceğiniz, ulaşamayacağınız ürünlere sera tarımıyla ulaşmaya biz ne diyoruz arkadaşlar bu anlamda? Kış ılıklığıyla yapılan tarım diyoruz. Sera tarımında biz o mevsimde yiyemeyeceğimiz ürünleri bile ne yapabiliyoruz? Yetiştirebiliyoruz. İşte bunun için de uygun alanlar kışılıklığı gören Akdeniz bölgesi gibi alanlar. Peki İç Anadolu'da da denendi sera tarımı. Bazı bölgelerinde yapılabilmekte ama birçok yerinde bu kolaylık sağlamaz. Neden sağlamaz derse, yine İç Anadolu kışları oldukça sert geçiren kış ılıklığından uzak bir bölgedir. Aynen Doğu Anadolu'da olduğu gibi rahatlıkla bu yorumda yapabilirsiniz. Yine karşınıza çıkacak yöntemlerden bir tanesi münavebeli. Yani nöbetleşe tarımdır. Şimdi münavebeli ya da nöbetleşe tarım neyin yerine geçmeli diye soru çıkabilir karşınıza. Burada yapacağınız ilk yorum tabii ki ne olmalı? Nadas'ın yerine geçmeli. Şimdi Nadas'ı tekrar bir hatırlayalım. Nadas neydi? Toprağı bir yıl ekip, bir yıl dinlendirmek. Yani boş bırakmak. Riski neydi Nadas'ın? Erozyonu artırması topraktaki. O zaman erozyon artırmak istemiyoruz. Ama toprağı da dinlendirmek istiyoruz. İşte onun yerine geçecek şey neymiş? Münavebeli. Yani nöbetleşe tarım. Nedir peki münavebeli yani nöbetleşe tarım? Bir yıl suya ihtiyacı çok olan bir ürünü ektiniz. İkinci yıl toprağı dinlendirmek istiyorsunuz. Nadas mı? Hayır. Yerine ne gelecektim? nöbetle çekim şey çok daha kolay çok daha düzgün bir yöntem ne yapacağız hemen bir yıl suya ihtiyacı çok olan ürünü ektik ertesi yıl suya daha az ihtiyacı olan bir ürünü ekiyoruz yani nadasın tersi toprağı boş bırakmadık ama toprağı bir anlamda ne yaptık bu anlamda dinlendirmiş olduk yani diyoruz ki Münavebeli toprağı boş bırakmak yok. Nadas'ta toprağı bir yıl boş bırakmak var. Hangisi daha e, bu anlamda bize artı sağlayabilir? Tabii ki Nadas'ın yerine münaveli yani nöbetleşe geçmeli ve daha büyük artılara sahip olmalı karşımıza çıkarsa yorumumuz budur. Hemen arkasından bir uyarımız var arkadaşlar. Bu uyarıda lütfen dikkate alalım. Türkiye nüfusunun yarısı tarımla uğraşmaktadır. Birçok iş konunun ham maddesi tarımdan oluşur. Yine aynı şekilde biz bir tarım ülkesiyiz diyebiliriz rahatlıkla. Şu an dış pazarda da tarım ürünlerimiz satılmakta. Yani bizim şöyle bir dezavantajımız olabilir. Biz tarım ülkesiyiz. Dışarıya tarım ürünleri satıyoruz. Dışarıdan ise sanayi ürünleri alıyoruz. Bu da önemli bir detay. Lütfen aklımızda tutalım. Gübre ve tarım ilaçları sanayisi de bu anlamda tarımın fazla olmasına bağlı olarak Türkiye'nin gelişmiştir. Bunu da unutmayalım lütfen. Müzik